Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bu bölümünde isimlerde i'rabın alametlerini göreceğiz. Alamat, alametler demek. Alamatul i'rab, i'rabın alametleri. Fil esmai, isimlerde. Evet, esma ismin çoğulu demekti. İlk örneğimizde namaz kılan birisi var ve cümlemiz şu şekilde. El-Müslimu sacidun. Müslüman secde ediyor veya secde edendir manasında bir isim cümlesi ve baştaki isme biz müpteda diyorduk. E, müpteda, e, merfu olmak zorunda ve burada merfu oluşunu e, dammeden anlıyoruz. Alametu <laughs> ref'ihi yani onun merfu oluşunun alameti adlammetu zahira açık zammedir yani açık bir şekilde yazılan ötredir. Sâcidun ise onun haberidir yani açıklamasıdır ve e, onun da merfu olması gerekiyor ki orada da yine ref alameti yani merfu oluşunun alameti açık zammedir. Burada ise bu defa e, iki kişi var yani e, tesniyeden bahsediyoruz. İki kişiyi anlatırken e, tesniye kelime kullanıyordu ki el Müslimani sacidani, el Müslimani iki müslüman demek Sacidani, iki secde eden yani iki Müslüman secde ediyor veya secde edendir şeklinde. Yine müpteda haber cümlesi ve buradaki müpteda e, tesniyedir. Tesniye oluşunu e, eliften anlıyoruz. Peki müpteda merfu olmak zorundaydı ve e, burada merfu oluşunun alameti damme değil, eliful isneyindir isneindir yani tesniye elifidir. Demek ki yeni bir alametle tanışıyoruz daha önce gördüğümüz merfulun alameti hep damme idi, yani ötre idi. Ancak tesniyelerde e, ref alameti, yani merfu oluşunun alameti ötre değil, tesniye elifidir. Yine sacidani kelimesi de tesniyedir. Çünkü iki kişiyi anlatıyor ve e, haberdir. Haber de merfu olmak zorundaydı. Yine burada da merfu oluşunun alameti elful isneyindir. Evet, alametu raf'ihi onun merfu oluşunun alameti demek. Tesniye elifidir. Diğer örneğimizde ise bu defa çok kişiden bahsedeceğiz. Ee, yani e, cem kelime kullanacağız. El-muslimune sajidune. El-muslimun Müslümanlar demek. Yani çoğul bir isimdir ve mübtedadır. Mübteda merfu olmak zorunda. Burada merfu oluşunun alameti ise çoğul vav'ıdır. Yani Vavul cemaat dediğimiz cemül vavıdır. Evet. Demek ki çoğul kelimelerde de ref alameti yani merfuluk alameti damme değil vavdır. Haber de aynı şekilde merfu olmak zorunda ve haberin merfu oluşu çoğul isimlerde yani cemi isimlerde vavdır. Evet oradaki vav ötre gibi ötre gibi ref alametidir merfuluk alametidir. Peki bunu fiil cümlesi için de düşünelim. Secedel Müslim, Müslüman secde etti. Secede mazi fiildir ve mazi fiil mebni idi. Yani irap alameti e, almıyor, irap almıyor. E, ancak biz son harekesine bakarak onun ne üzere mebni olduğunu söylüyorduk ki fetha üzere mebnidir. El-Müslim ise faildir, fail merfu olmak zorundaydı ve burada Mefuulun alameti yani alamet urefi, zahira yani açık bir şekilde ötredir. Evet Müslim kelimesi müfret bir kelimedir yani bir kişi için kullanıyordu ki bunu daha önce görmüştük. Ancak tesniye için söylersek bu defa secedel müslimani diyeceğiz yani iki Müslüman secde etti. Evet burada secede Yine feulul ma'didir. Mebniyun alel fethatidir. Yani fetha üzere sabittir harekesi. Hiçbir şekilde değişmemektedir. El-Müslimani ise tesniyedir. Yani iki Müslümandır. Peki bunun iki Müslüman oluşunu nereden anlıyoruz? E, eliften anlıyoruz. Yani isneyin dediğimiz e, tesniye elifinden anlıyoruz. Ve bu aynı zamanda bunun merfuluk alametidir. Demek ki e, tesniye merfu olduğu zaman, e ötreden değil o sondan bir önceki eliften anlaşılıyor. Demek ki e, tesniyelerdeki e, merfuluk alameti e, damme değil ötre imiş. E, damme değil düzeltiyorum. E, tesniye elifi imiş. Evet, e, tesniye elifi e, demek ki merfuluk alametidir. E, peki çoğul için söylersek yani secedel müslimune, Müslümanlar secde etti. Sece'de burada yine mazi fiilimiz. El-Müslimun e, çoğul bir ifade. Az önce e, müpteda iken aynı şekilde kullanmıştık. Ve burada fail olduğu için merfudur ve ref alameti vav'dır. Demek ki Cemil Müzekker salimlerde e, yani e, vav ile çoğul yapılan, vav ve nun ile çoğul yapılan isimlerde vav e, ötüre gibi yani müfretteki ötüre gibi merfu'luk alameti imiş. E, ref alameti imiş. Buradaki vav. E, wow. Evet dolayısıyla e, merfu dediğimiz zaman sadece ötreli e, isimleri anlamıyoruz. Tesniyelerde e, elif merfu'luk alametidir. Çoğullarda vav wow, merfu'luk alametidir. Emarallahu'l-müslim'e <laughs> Allah Müslüman'a emretti. Emere fiilul mazi'dir. Emretti derken mazi bir fiil fetha üzere mebnidir. Allah lafzı burada faildir, merfudur ve ref alameti açık bir şekilde yazılan dammedir. Yani Allahu derken sonundaki damme ref alametidir. Ve biz burada bu defa el Müslim kelimesiyle ilgileneceğiz. Evet, ref alametini damme olarak işaretledik. el Müslim kelimesi mef'ulun bihtir. Evet mefulün bih'tir ve mef'ul mansuptur. Neden mefulün bih'tir diyoruz? Çünkü fiile neyi sorusunu veya neye kime sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevap mefulün bih'ti. E, Allah kime emretmiştir? Müslümana emretmiştir. Ve mefulün bih'ler mansup olmak zorunda idi. Mansup oluşunun e, evvela gördüğümüz alameti fetha idi. Ve burada da zaten yazıyoruz. Alametu nasbihi yani mansup oluşunun alameti el fethatu zahira yani açık bir şekilde gelen fethadır, üstündür. Bu müfret kelimeler için böyle idi. Yani şimdiye kadar görmüş olduğumuz kelimelerde ref, nasb alameti bu şekildeydi. Peki tesniyelerde nasb alameti nasıl olacaktır? Emerallahu'l-Müslimeyni Allah iki Müslümanı emretti dersek ee, bu şekilde söyleyeceğiz. Emre yine fiilul madidir. E, ee, fetha üzere memnidir. Allah lafzı burada e, faildir. Merfu, fail merfudur zaten. Ve alametu raf'i, yani onun merfulun alameti. Eddammetu zahira yani açık bir şekilde gelen e, zammedir, ötredir ki zaten yazıda bunu e, göstermişiz. E, ve buradaki mef'ulun bih ise tesniyedir. Ve e, ister tesniye olsun ister cemi olsun bütün mef'uller Mefulün mansuptur. Peki tesniye için e, alameti nedir mansup oluşun alameti? Bu defa elif değil, elif değil, y'dir. Demek ki e, tesniyeler mefulün olduğu zaman bu şekilde y alıyor. Cezimli bir y alıyor. Kendisinden önceki de üstünlü oluyor. Müslümeyni. iki Müslüman demek. İki Müslümana e, emretti şeklinde tesniyelerdeki Mansup alameti, nasp alameti bu şekilde e, cezimli bir yedir diyoruz. Ve çoğul için söylersek, emarallahu'l-müslimine, emara yine filul mebniyun alel fethati Allah lafzı burada yine faildir, fail merfudur ve e, merfulun alameti dammedir. El-müslimin kelimesi yine mef'ulün bihtir, müslümanlara, bu defa çoğul olarak söylüyoruz. Yine mansup olacaktır da mansup oluşunun alameti yine y'dir. Ancak burada bir fark var. Tesniyeden farkı nedir? Bu y'nin hareketsiz oluşu ve kendisinden önceki harfin de esreli oluşudur. Yani mim harfi esrelidir. Demek ki Cemil Müzekir Salim'de nasb alameti yani mansup oluşunun alameti yine Y'dir ancak hareketsiz Y'dir. Yani uzatan bir Y'dir. Ve kendisinden önceki harekede esre olacaktır. Allah Müslümanlara emretti. Evet ref halindeyken Müslümun idi. Nasb haliminde, nasb halinde Müslümin oldu. Ketaballahu salati alel Müslim. Allah Müslümana namazı yazdı. Ketebe yazdı. Fe'lul mazi mebnin ala fethati. Yani son harekesi fetha olduğu için Üstün olduğu için üstün üzere sabittir. Fetha üzere mebnidir diyoruz. Allah lafzı yine faildir. Kim yazdı? Allah yazdı. Fail merfu olmak zorunda. Ve merfu'nun alameti de evvela. Dammetu zahire zaten yazıda gözüküyor. Açık bir şekilde yazılan ötredir. Es salate mef'ulun bihtir. Yani Allah neyi yazdı? Ki o da açık bir şekilde zaten fetha ile gelmiş. Müfret olduğu zaman... Biz e, yani tesniye veya cem olmadığı zaman biz hemen sonundaki harekeye bakarak e, bunun e, mansup oluşunu yani fethadan dolayı hemen mansup oluşuna hükmediyoruz. E, bu e, mefulün bihtir, mansuptur. Neden mansuptur? E, mefulün bih olduğu için alameti nedir? Sonundaki e, fethadır diyoruz. Peki e, devam edersek bu e, cümlemizin irabını yapmaya. Ala harfi cerdir. Harfi cer e, biliyorsunuz mebnidir. Son harekesi olmadığı için sükun üzere mebnidir. Yani sonundaki ye'nin harekesi olmadığı için e, ki biz ona maksur elif diyoruz. A diye uzattığı için onun da harekesi olmadığı için sükun üzere mebnidir. El-Müslim ise mecrurdur ve e, neden mecrurdur? Başına harfi cer geldiği için ve e, harfi cer geldiği için sonu e, kesreli olacak. Yani açık bir kesretu zahira demişiz. Açık bir kesreyle mecrur olacaktır. Bu daha önce gördüğümüz örnekler için geçerliydi. Yani müfret kelimeler için mecrur oluşu bu şekildeydi. Peki tesniyeler için söylersek, "Ketab Allahun salat'e alal dersek mesela burada yine mana iki Müslümana emretti. Ketebe fiilul madi mebni ala fetha. Allah lafzı, Allah lafzı yine faildir ve merfudur e, dammetü zahireyle. Salate mef'ulün bihtir ve mef'ulün bih oluşunun alameti yine fethatü zahire yani sonundaki açık bir şekilde yazılan üstündür. Es salate diyoruz. Buradan hemen mef'ulü bih olduğunu anlıyoruz. E, ve e, ala harfi cerdir e, sonundaki e, harfin harekesi olmadığı için Mebni ala sükun diyoruz yani sükun üzere Mebnidir diyoruz ki sükun derken biz hem cezmi anlıyoruz hem de hareketsizliği anlıyoruz İkisi içinde sükun kullanılıyor e, Ve el-müslimeyni kelimesi normalde el-müslimani iken yani ref halinde merfu iken e, el-müslimani iken nasb halinde el-müslimeyni oluyordu cer halinde de yine el-müslimeyni oluyor. Demek ki hem nasb halinde hem de cer halinde el-müslimeyni oluyor. Neden cer halinde diyoruz? Çünkü başına harfi cer gelmiş. Yani ala harfi cer geldiği için el-müslimeyni olmuştur. Demek ki ben el-müslimeyni kelimesinin mecrur olduğunu sonundaki esreden değil sondan bir önceki y'den anlıyorum. Peki çoğul için söylersek كتب Allahu صلاه على المسلمين yine ketebe fiil-ul Allah lafzı fail, assalate mef'ulun bih ve e, açık bir fetha ile mef'ulun bih olduğunu anlıyoruz alameti odur. Ala harfi cerdir, mebni ala sukun. Peki ala e, başına gelen yani harfi cer başına gelen ismimiz nedir? el müslimin kelimesidir. el müslimin kelimesi ala harfi cerrinden dolayı mecrurdur. Peki cer alameti nedir? Yani alametu cerrihi yaun. Yine ya harfidir ancak bu defa e, hareketsiz bir ye. Yine yine sakindir. E, Hareketsizdir ve kendisinden önceki esrelidir. Az önce nasb alametinde olduğu gibidir. Demek ki e, isimlerin, isimlerin nasb halinde ve cer halinde kullanımı e, bu şekilde aynıdır diyoruz. Peki müennesler için irabı görürsek, burada ders anlatan bir müderrise var ve onu dinleyen bir öğrenci var. Et-tilmize tu müçtehidetun. Et-tilmize kız öğrenci demek. Et-talibetu <laughs> gibi. Kız öğrenci müçtehidetun çalışkandır. Evet bir isim cümlesi. Dolayısıyla müpteda haber var burada ilk isme mübteda diyoruz ve mübteda merfu olmak zorunda zaten açık bir damme ile yani zahir bir damme ile merfudur. Alametu <laughs> ref'ehi yani onun merfuluğunun alameti ed dammetu zahira açık dammedir diyoruz. Peki bunun açıklaması yani müştehide çalışkan demekti. O da haberdir. O da aynı şekilde açık bir damme ile merfudur. Bunu görmüştük. Peki iki öğrenci olursa yani tesniye için söylersek evet resmimizde iki öğrenci var. Ders alıyorlar. Et tilmide tani. Evet müennes olduğu için te ile beraber söylüyoruz. Müştehide tani. İki kız öğrenci çalışkandırlar. Ee, yine burada et tilmide tani müptedadır ancak bunun merfu oluşun alameti e, damme değil. Az önce müzekkerde olduğu gibi eliftir. Evet, alametu refihi, onun ref oluşunun alameti, eliful isneyn, yani tesniye elifidir. Peki haber için de aynı şey geçerli. O da merfu olmak zorunda ve merfu oluşun alameti de yine sondan bir önceki eliftir. Tesniye elifidir ki biz ona eliful isneyn de diyoruz. Müştehidetani iki çalışkan kız demek. Peki burada ise çoğul bir cümle kuracağız. Yani birçok öğrenci var ve 3 3 ve daha fazlası için e, cemül kelimeler yani çoğul kelimeler kullanmamız gerekecek. Et tilmizatu müenneslerin çoğulunda e, son, e, sonuna elif ve açık t geliyordu. Kız öğrenciler demek ve müptedadır. Burada da yine alameti dammedir. Merfudur ve alametu ref'ihi onun merfudun alameti addammetu zahira yani açık şekildeki dammedir. Müştehidatun ise Yine bunun haberidir ve çoğul olarak gelmiştir. Çoğul oluşunu da yine sonundaki açık t'den ve eliften anlıyoruz. Ve ref alameti yani merfulun alameti de yine dammedir. İster bu iki damme olsun ister tek damme yani ister iki ötre ister tek ötre olsun fark etmiyor. Peki fiil cümlesi olarak söylersek içtehedeti tilmide yani öğrenci kız öğrenci çalıştı derken içtehedet müennes bir fiildir. Nereden anlıyoruz müennes oluşunu? Sonundaki t'den anlıyoruz. Peki neden esreli gelmiş? Normalde cezimlidir. Ondan sonraki elif lam takısı nedeniyle elif -lam takısı nedeniyle kesreli gelmek zorundaydı. Ve mebniyün ale, alel fethati diyoruz. Çünkü oradaki t müenneslik alametidir. Ee, onu mebnilikte far yani fa, e, farz etmiyoruz. Dolayısıyla fiilin aslı içtehede olduğu için e, fetha üzere mebnidir. Evet sondaki t te, tau tenistir. Yani müenneslik tesidir. Onu irapta veya mebnilikte bahsetmiyoruz. Biz mebni oluşunu e, fiilin müzekker aslındaki son harekesine bakarak söylüyoruz ki o da fethadır. Peki kim çalıştı derken cevabımız e, fail olacaktır. Etilmize tu öğrenci kız öğrenci merfudur ve ref alameti yani merfu oluşun alameti damma tu zahiradır. Tesniye için söylersek ictehedeti de tani iki kız öğrenci çalıştı. Ve e, burada yine aynı şekilde içtehede biz müzekker aslına bakarak mebni oluşunu söylüyoruz. Fetha üzere mebnidir. E, ve et tilmide tani tesniyedir. Yani iki kız öğrenci derken fail burada e, bu kelimedir ve merfudur fail. Merfu oluşunu nereden anlıyoruz? Sondaki eliften anlıyoruz. Tesniyelerde demek ki e, nundan önceki elif e, merfuluk alametidir. Eliful isneyn demişiz yani tesniye elifi. Peki çoğul için fiil cümlemiz. Yine fiilimiz değişmeyecek. E, fail e, çoğul olacak ancak fiil aynı kalacak. İçtehe de yine mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Et-tilmizat ise tilmizenin çoğuludur. Ve e, fail olduğu için merfu olmak zorunda. Ve merfuluk alameti de e, burada e, mühendisler için e, kolaydır. Çünkü açık bir damma ile aynı müfrette olduğu gibiyim e, merfudur diyoruz. Eddammetu zahira bunun merfuluk alametidir. Demek ki cemül müennesler cemül müzekkerlerden farklıdır. E, cemül müenneslerde merfuluk alameti vav wow, değildir. Sonundaki açık şekilde yazılan ötredir diyoruz. Peki e, aynı örneklerimizi bu defa nasb için yani mansup için e, kullanalım. Allemetil müderrisetü tilmizete Evet, alleme öğretti demek. El müderrise, müderrise öğretti. Ettil tilmizete, öğrenciye öğretti. Alleme, fiil-ül mağdidir, mazi fiildir. Ve biz bunun mebniliğine, müzekker aslına bakarak karar vereceğiz. Müzekker aslı alleme olduğuna göre, bu fetha üzere mebnidir. Çünkü sonundaki t, te, mühendislik t'sidir. Onunla da ilgilenmiyoruz. El müderrisetu faildir. Merfudur, fail merfu olmak zorunda ve merfuluk alameti zaten sonundaki e, dammedir yani e, açık bir şekilde yazılan ötre'dir. E, bunu da bu şekilde e, görüyoruz. Peki biz burada neyle ilgileneceğiz bu defa? Mefulun bih ile ilgileneceğiz. E, neyi e, kime öğretti? E, öğrenciye öğretti. Dolayısıyla et tilmizete burada mefulun bihtir. Mefulun bih mansup olmak zorunda. Ve e, buradaki nasb alameti yani mansup oluşunun alameti el fethatü zahira yani açık şekilde yazılan e, fethadır. E, bu müfret kelimeler için böyledir. E, yani tesniye olmayan veya cemi olmayan kelimeler bu şekilde açık fetha ile mansup idi. Peki tesniye için söylersek allemel müderris bu defa müzekker bir öğretmen var. Dolayısıyla alleme dedik. E, alleme fe'ilul madi mebniyün ala fethati. Yani fetha üzere mebnidir. El müderris faildir e, ve merfudur. E, açık bir şekilde zamme ile zaten e, gözüküyor merfu e, oluşu. E, peki et de teyni dedik. Neden et de tani demedik? Çünkü e, buradaki mefulün bir e, mansuptur ve e, tesniye mansup olduğu zaman tesniye mansup olduğu zaman elifle değil ye ile mansup oluyor. yani mef'ulün bih iken mansup olacak. Bunu da Ettilmide de tani değil Ettilmide Teyni şeklinde söyleyeceğiz. Tesniyelerde nasb alameti y'dir. E cezimli bir y'dir ve kendisinden önceki üstünlü olacak. Yani buradaki t harfi üstünlü olacaktır. Peki çoğul için söyleyelim. Alleme müderrise, müderrise öğretti. Et midat kız öğrencilere öğretti. Evet alleme e, mazin fiildir. Biz e, müzekker aslına bakarak mebniliğine karar vereceğiz. O da e, fetha üzere mebnidir diyeceğiz. El müderrise dur fail olduğu için ve e, ref alameti yani merfuluk alameti. Ad-dammetu zahiradır. yani sonunda açık şekilde yazılan dammedir mefulun bih ise et tilmizatidir Burada dikkatimizi çeken bir şey var e, mefulun bih e, normalde müfreddeyken üstün alıyordu ancak burada cemil müennesler e, mansup olduğunda mansup olduğunda mefulun bih olduğunda nasb alameti açık kesredir Evet, yani fetha alamamaktadırlar. Demek ki Cemil müennes Salimler fetha alamıyorlar, üstün alamıyorlar. Üstün alması gereken yerde de esre alıyorlar. Evet, üstün alması gereken yerde de esre alıyorlar. Bu Cemil müennes Salimlerin bir özelliğidir. Demek ki bu çok önemli. Nasb halinde de, yani mefulun bih iken de Cemil müennes kelimeler, esreli geliyor. Peki e, bu defa da cer haline bakalım isimlerin, e, müennes isimlerin. Kâletil müderrisetu littilmîzeti. Kâlet dedi, e, dedi e, ve sondaki t te, müenneslik tesidir. Biz mebniliğine, müzekker aslına bakarak yani qaleye bakarak karar veriyoruz ki o da fetha üzere mebnidir. Mebniyün alel fethati diyoruz ve el müderrisetu faildir. Fail merfu olmak zorundadır ve burada merfuun alameti yani alametu raf'i eddammetu zahiradır. Yani sonundaki açık şekilde yazılan ötre'dir. E, bunu e, biz fail olarak hemen e, bu şekilde tespit ediyoruz. Biz burada e, bu defa harfi cerri görüyoruz. Li harfi cer demek e, yani öğrenciye veya öğrenci için manası veren harfi cer ve ala kesreti çünkü e, kesrelidir ve etil burada mecrurdur. Neden? Başında harfi cer var çünkü. Yani li harfi cerri var ve alametu cerrihi yani onun mecrurluğunun alameti el kesretu zahira açık bir şekilde gelen kesredir. Evet nüfretlerde bu şekildeydi. E, açık bir şekilde kesre geliyordu. Peki e, tesniye için e, incelersek Kale el Müderris, Müderris dedi. Kale e, müzekker olduğu için burada Müderris e, fiilde müz, e, müzekker gelmiş. Fıdul Madi, Mabnû al fethati El Müderrisu faildir ve merfu olmak zorundadır. Burada merfulun alameti açık bir şekilde yazılan dammedir, yani ötredir. Ve li yine harficerdir ve Mabnûn ala kesretidir, yani kesre üzere sabittir. Harekesi hiç değişmemektedir. Peki. Harfi cer gelen, başına harfi cer gelen tesniye isim. Et de teyni olmuştur. Ki nasb halinde de bu şekildedir. Cer halinde de bu şekildedir. Evet tesniye de demek ki nasb halinde olduğu gibi cer alameti cezimli bir y'dir. Ve kendisinden önceki de üstünlü olacak. Peki çoğul için söylersek. Kâletil müderrisetu lit tilmizâti. Evet, kalet dedi. Kale fiilul madi mebni ala fethati el müderrisse faildir, merfudur. Alametu ed eddammetu zahiredir. Yani açık bir şekilde gelen e, ile fail oluşu anlaşılmaktadır. Li yine harfi cerdir ve mebni ala kesretidir. Çünkü kesre üzere sabittir, değişmemektedir. Et tilmizat ise başına harfi cer geldiği için mecrurdur ve alametu cerrihi yani onun mecrurluk alameti el kesretu zahiredir. Açık bir şekilde gelen kesredir. Evet Cemil müennes Salimler hem nasb halinde hem de cer halinde kesreli geliyorlar. Bunları birbirinden cümleye bakarak ayıracağız. İki şekli de aynı çünkü. Mefhulün bih olduğu zaman da kesrelidir. Başına harfi cer geldiği zaman da veya mudafun ileyh olduğu zaman da yine kesrelidir. Cemül müennes salimler. Evet değerli izleyiciler, İrab'ın alametlerine inşallah gelecek bölümde devam edeceğiz.